Dün Cemil Taşçıoğlu, bugün Feriha Öz, ikisi de Türk tıbbının duayeni, hocası göz bebeğiydi. Korona illeti ikisini de hayattan kopardı. Profesör Feriha Öz bugün yıllarını verdiği Cerrahpaşa'dan uğurlandı son yolculuğuna. Meslektaşları ve öğrencileri anısı yolumuza ışık tutacak dedi. Hocaların hocasına gözyaşlarıyla veda etti. Keşke böyle kaybetmeseydik. Tabii ki yaşı vardı ama böyle bir dönem ve böyle bir şey çok üzdü bizi. Ölümcül virüs bir çınarı daha hayattan kopardı. Kıymetli hocamız, hocaların hocası Feriha Öz'ü kaybettik. Covid nedeniyle kaybettik. Liderimizi, önderimizi kaybettik. Dünyaca ünlü Türk patolog Feriha Öz 87 yaşındaydı. Kurucularından biri olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi patoloji ana bilim dalından emekli olmuştu. Bir cumhuriyet aydınıydı. Anısı bize her zaman ışık tutacaktır. Koronavirüs teşhisiyle hastanedeydi ama tedavisi olumlu sonuç vermedi. Şu anda binlerce öğrencisi hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef bu pandemiden dolayı onu da yapamadık. Yıllarını verdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meslektaşları ve öğrencileri onun için bir araya geldi. Kendisi gibi profesör olan gelini Doktor Büge Öz gözyaşlarını tutamadı. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel şekilde onun adını hep yaşatacağız. İnşallah. Saygı duruşunda sosyal mesafe korundu. Tüm sağlık çalışanlarında maske vardı. Hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından ailesine başsağlığı diledi. Evet, başımız sağ olsun.